Şimdi bu başlığa şimdilik bir virgül koyalım sayın seyirciler. Konuşacağız. Az önce de söylediğimiz gibi biz de bir bilene soracağız bu saldırıyı nasıl değerlendirmemiz gerektiğini. Ama önce hızlıca gündemdeki önemli satır başlarına bir bakalım. Sinan Ateş suikastı soruşturmasında avukat Serdar Öktem de tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 18'e çıkmış oldu. Soruşturma kapsamında eski Ülke Ocakları yöneticisi Tolga Han Demirbaş, Ülke Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve avukat Serdar Öktem gözaltına alınmıştı. Demirbaş ve Yüksel'in ardından Öktem de tutuklandı. Serdar Öktem, soruşturma kapsamında tutuklanan Doğukan Çep ve MHP il yöneticisi Ufuk Köktürk'ün avukatı, ayrıca firari tetikçi Eray Özyağcı'nın da avukatlığını yaptığı biliniyor. Diğer yandan Demirbaş ve Yüksel'in de ifadeleri ortaya çıktı. CHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'la aynı evdeyken gözaltına alındığı belirtilen Demirbaş, "Bir milletvekilinin evinde yakalanmadım. MHP üyesi değilim, suçlamaları kabul etmiyorum," dedi. Suçlamaları reddeden Ülke Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Yüksel de kimsenin özel kalem müdürlüğünü yapmadığını söyledi. Yüksel'in MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın özel kalem müdürü olduğu iddia edilmişti. Yalçın da iddiaları yalanlamıştı. Demirbaş ve Yüksel'in firari tetikçisi Eray Özyağcı'nın götürüldüğü ilk adresin tespit edilmesinin ardından yeniden gözaltına alındığı öğrenildi. Demirbaş, Özyağcı'yı kaçırmakla suçlanıyor. Tetikçi olduğu iddia edilen Eray Özyağcı 30 Aralık'tan beri firari durumda.